Herkese merhabalar. Ben Murat. Tabii ki Katya ve Beşir Yirmi Eğitim videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu serinin devamı gelecek. Katya'nın içinden geçeceğiz. Yani normal şartlarda Katya uygulamasını belki de birçok firma kullanmıyor. Belki de birçok firma farklı programlara, farklı çizim programlarına geçti. Ama Katya, eğer Katya gibi programın, bu kadar kapsamlı bir programın mantığını, temelini öğrenirseniz bundan sonra karşınıza çıkan hemen hemen bütün çizim programlarının böyle 3D çizim programları olsun ya da birçok tasarım, montaj gibi videoların tamamını eğer Katya öğrenirseniz onları kolaylıkla yapabilirsiniz, kolaylıkla elde edebilirsiniz. Hepsi birbirinin benzeri zaten. Kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Kaldığımız komut volume sweep. Ardından thickness surface komutları var. Aslında bu volüm komutlar dizini komple işlemek istiyorum ama bu biraz da şunlara çok benziyor. Sweep ile buradaki volume sweep aynı şey. Buradaki offset ile buradaki işte thickness surface aslında aynı şeyler. Benzer şeyler daha doğrusu. Ama ben yine de işleyeyim ne olur ne olmaz. İki tane şeyim olması gerekiyor benim. Bir tanesi bu olsun. Böyle çok hızlı bir şekilde yapmış olalım. Bir tane de böyle skeç açtığımızda burada böyle salak saçma bir tane hemen bir curve çizelim. Bunu buradan tuttuk. Böyle işte aşağı çizdik. Sonra devam ettirdik diyelim böyle. Döndü döndü ve bir şeyler oldu falan. Tamam mı? Ondan sonra bu bizim malum şey ne işe yarıyor? Volume sweep ne işe yarıyor? Hata verdi. Neden? Çünkü çizim seçiliydi. Bizden profil istiyor önce. Şuradaki çizdiğimiz profili seçtim. Ardından bizden curve istiyor. Curve'ı da seçtim. Buradan preview dedim. Hiçbir engel olmadan gördüğünüz gibi bir arabanın ister radyatör borusu ister yağ borusu ne olduğu çok da önemli değil. Gördüğünüz gibi bir dairesel profili çok güzel bir şekilde dairesel anlamda yürütmüş olduk bu profili. Tabii bunun seçenekleri var, çeşitleri var. İlla böyle yapmaz orada değilsiniz. Tabii bunun içinde kendi içinde yine şeyler var. Mesela burada Xscript dediğimiz profili gönderiyorsun. İşte line'ı yürütüyorsun. Bak bunu yürütemiyor mesela. İşte onun beraberinde yine aynı şekilde çaplarını bildiğiniz yani çaplarını değiştirebileceğiniz tıpkı diğer sweep'teki gibi giriş ve çıkış çaplarını değiştirebileceğiniz şeyler seçenekli zaten mevcut. Bu kadar basit aslında bu sweep seçeneği, volume sweep seçeneği. Dediğimiz gibi tek farkı bunun içinin boş olması. Aynı şekilde devam ediyoruz. Mesela burada thickness surface var. Bunu da bu videonun içinde hemen vermek istiyorum. Bu profillerin hepsini sildim. Ve bunu da sildim. Ardından herhangi bir yere bir tane skeç açtım ve açmış olduğum skece de herhangi bir şekilde bir eğri çizdim. Ve buradan çıkışımı yaptım. Extrude komutuyla bunu uzattıktan sonra şöyle hatta o kadar büyük çizmişiz ki neyse birazcık artıralım onu o zaman biz de. Şuradan tutup şu limiti şöyle çekelim. Bu limiti böyle çekelim. Evet. Bayağı büyük bir şey oldu ama çok da mühim değil. Hemen ne işe yarıyor bu komut? Ana kayboldu. Kayboldu gitti. Bana en çok sorulan soru. Ya işte ben de volüm komutlarını göremiyorum ne yapacağım? Ya ben de şunlar kayboldu ne yapacağım? Ya ben de işte wireframe komutlar dizini kayboldu. Gitti bir yere. Ya ben de işte surface komutu gitti bir yere. Ben bunları nereden bulacağım şimdi? En çok sorulan sorular bunlar. Arkadaşlar çok basit. Kurban olayım size. La buna sağ tıklıyorsun. İniyorsun aşağıya. Neydi onun adı? Bir şey wireframe değil mi? Bak şimdi iniyorsun aşağıya. İniyorsun. Aa bak bu surface var. Hop surface geri geldi. Harika. Tekrar sağ tıklıyorum. İniyorum aşağıya. Şimdi volumes'u bulacağım. Aha volumes. Lan hani kaybolduydu bu? Burada işte. Arkadaşlar tıklıyorsun iniyorsun aşağıya. İşte burada 103 wireframe. Hop geldi arkadaş bak. Bunu sormanıza gerek yok. Arkadaşlar biz bunları anlattık. Böyle sağ tıklıyorsun ve burada her şey zaten yani. Görmek istediğin, merak ettiğin her şey burada. Kayboldu ne yapabilirim? Bazen şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela böyle attım buraya diyelim. Bak şimdi sevgili arkadaşım. Bunu da attım buraya güzel kardeşim. Bunu da attım buraya güzel kardeşim. Bunu da attım buraya güzel kardeşim. Her şeyi buraya attım bak. Bunu da attım buraya. Ondan sonra geldim bunu da attım buraya. Adam geliyor diyor bana ki ya işte sevgili Murat. Ben kaybettim. Volumes'ler bende yok yani. Buradan tıklıyorum. Buradan seçili. Mesela sallıyorum şu anda. Mesela şurada sağ tıklıyor. Adam diyor ki ya burada seçili volüm. Ama ben göremiyorum diyor mesela. Hani bu arkalara kaybolmuş. Arkadaşlar buradakileri böyle tek tek çıkardığınızda hepsi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi burada. Gizlenmişler. Bir örgüt için çalışıyorlar. Anlıyor musun? Hepsi burada arkadaşlar. Şimdi ben ne anlatacaktım en son?
Thickness surface. Bu komuta tıklıyorum. Yüzeye tıklıyorum. Kaç milimetre büyüteyim ben bunu diye soruyor. Arkadaşım sen bunu bir 20 milimetre büyüt, tamam mı? Preview diyorum. Evet. Neden çok az görünüyor? Çünkü biraz büyük bir irtifat yaptık. Mesela bunu 20 değil de biz 200 yaparsak o zaman belki gözümüze alır. Bak yine almadı. 2000 yapalım abi. Evet, şimdi biraz daha bir şeye benzedi. Gördüğünüz gibi baba gibi bir thickness volume çıktı buraya. Thickness surface çıktı buraya arkadaşlar. Evet, iki komutu gördük. Üçüncü komutu da bir sonraki videoda size paylaşıyor olacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.